Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir? Cevap, araç gereçler. İdeoloji ve devlet ideolojik aygıtlar çalışmasında devletin baskı aygıtları arasındaki farka dikkat çeken teori aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap, Louis Atwesser. Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte aralarında fiziksel ya da mekansal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori şeklinde tanımlanabilecek kavram hangisidir? Cevap, kitle. Charles Holden Coley, birincil ve ikincil gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel almıştır? Cevap, grubun varoluş sürecini belli bir statüdeki bireyin bir statü ile ilgili davranışlarına ne ad verilir? Cevap, gerçek rol. Bir toplumda gelenek, inanç vesaire diğerlerin oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması nedir? Cevap, kültür. Rol çatışması yaşanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, taşınan statülerin birbirine olumsuz etkilemesi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü farklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir. Maddi kültürlerin hızlı, manevi kültürlerin ise çok daha yavaş değiştiği şeklindeki iddiaya dayanan kültürel gecikme kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap: William Fielding Akbar Sosyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini, farklılıklarını vesaire kahve metaforuyla anlatan düşünür kimdir? Cevap Anthony Giddens Sosyolojik bilgi ile sağ duysal bilgi arasında dört temel farktan söz eden kişi kimdir? Cevap Zygmunt Bauman Mekanik ve organik dayanışma ayrımının ortaya çıkışında Ferdinand Tönnies'in geleneksel toplum olarak tanımladığı kavram hangisidir? Cevap Gemeinschaft, cemaat. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel değerlerinden biri değildir? Cevap gelenek. İlk dönem toplum biliminin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ansiklopedidir, evrimcidir, pozitif bilim olarak sayılmaktadır. Yeni sanayi toplum bilimi olmuştur, ideolojik bir karaktere sahiptir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, ilk dönem sosyolojisi kapitalizmin gelişimi ve dünya birleşme ile birlikte kilisenin temsil ettiği din anlayışının yaşadığı krizleri çözüm üretmek çabasındaydı. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Newton modeli neyi öngörmektedir? Cevap, geçmiş ile gelecek arasında bir simetriyi öngörür. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir? Cevap, Max Weber. Sokrates, Platon ve Aristoteles aşağıdaki hangi düzende yaşamışlardır? Cevap, site, antikça. Sosyoloji biliminin doğuşu aşağıda verilen hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır? Cevap, Fransız devrimi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası'nın kurucularındandır. Sosyoloji özellikle 18. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik devrimlerin yarattığı toplumsal sorunlarla ilgilenmiş. Her şeyin üstünde de nokta nokta toplumunun bilimi olmuştur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap: Modern sanayi. 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde nokta 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 bilimini model almışlardı yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, doğa bilimlerini, biyoloji. Nokta nokta toplumu ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, sosyoloji. Toplumları, cemiyet ve cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Ferdinand Tonies. Sosyolojinin pozitif bir bilim olma niteliğini kim vurgulamıştır? Cevap: Comte. Modern toplumda bir dayanışma olduğunu söyleyen düşünür kimdir? Cevap: Ziya Gökalp. Ekonomik etkenler kadar düşünce ve inançlarının da değişim üzerinde aynı oranda etkiye sahip olduğunu savunan düşünür kimdir? Cevap: Max Weber. Sosyoloji Batı'da hangi felsefe akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir? Cevap, pozitivist felsefe. Sosyolojinin bir bilim olarak kurulması kimin vesilesiyle olmuştur? Cevap, Emily Durkheim. Toplumsal ve dinsel oluşumları ekonomik altyapıya dayandıran iktisat bilimcisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Karl Marx. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx'a göre bir toplumun üst yapısını oluşturan kurumlardan biri değildir? Cevap, üretim tarzı. Karl Marx'ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram hangisidir? Cevap: Üretim şekilleri. Toplumun ekonomik temelini üretim güçleri ve üretim şekilleri olarak ikiye ayıran kimdir? Cevap: Karl Marx. Karl Marx'ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana bileşen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sermaye, ücretli emek. Karl Marx'ın kuramının tepki alan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması. Marx'tan etkilendiği halde tarihin materyalist yorumunu reddedip sınıf savaşını Marx kadar önemsemeyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Max Weber. Aşağıdaki şıklarda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Emily Durkheim, ideal tip. Modern toplumu birliğin bozulması bireyciliğin ön plana geçmesi anlamında kötüleyen düşünür kimdir? Cevap Tönies Avrupa'nın üstünlüğünün sebepleri olarak gördükleri bilime ve pozitif felsefeyi duydukları inançla kendilerini inkılapları hızlandıracak bir zümre olarak gören zümre kimdir? Cevap Jön Türkler Sosyoloji kürsüsü Gökalp sonrasında kim tarafından ikinci kuruluşunu yaşamıştır? Cevap Hilmi Ziya Ülken bazı Ankara köyleri üzerinde bir araştırma. 1942 başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan hangisine aittir? Cevap Niyazi Berkes. Aşağıdaki sosyolog ile eserini gösteren eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Cevap Niyazi Berkes. Ereğli. Ağır sanayi öncesi bir sahil kasabası. Auguste Comte'un topluma ilişkin düşüncelerini ulum İktisadiye ve İctimai Mecmuasındaki telif ve tercümeleriyle sistemli olarak ilk kez tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Salih Zeki. Weber'ın sosyolojisi Türkiye'de kim tarafından tanıtılmıştır? Cevap, Abdullah Cevdet. Mesleki İctimai Cemiyeti İlmiyesi isimli sosyoloji derneği aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından kurulmuştur? Cevap, Mehmet Ali Şevki. Sevindük Bey Monografi yöntemini tanıttığı Memleketi Tanıma Yolu ve Osmanlı Tarihinin İlmi İçtimai ile İzahı isimli çalışmalar aşağıdaki isimlerden hangisine aittir? Cevap Mehmet Ali Şevki Bey Aşağıdakilerden hangisi? Dil Tarih, Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden biri değildir. Cevap Hilmi Ziya Ülken Ahmet Şuaib'in düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye'de tanıttığı batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Herbert Spencer. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Weber'in sosyolojisi, Türkiye'de Prens Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir. Mübeccel Belik Kıra'yın bir değişme analizi olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında yaşanan toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap tampon kurum. Niyazi Berkes Osmanlı çağdaşlaşma modernleşme tarihini nokta 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 tarihi olarak anlamaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap laikleşmenin sekülerleşmenin. Mübetcel Belik Kray bir değişme analizi olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında nokta nokta kavramıyla toplumsal değişmenin çok önemli bir yönünü, toplumların bir günden öbür güne ne tür değişimler geçirdiğini incelemiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, tampon kurum. Türkleşmek, muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir? Cevap, Ziya Gökalp. Toplumsal yapı araştırmaları başlıklı çalışma aşağıdaki hangi sosyoloğumuza aittir? Cevap Mübeccel, Belik, Kıray Ülkemize sosyoloji ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi batılı sosyoloğun düşünceleri Türkiye'de tanıtmaya çalışmıştır? Cevap Auguste Comte Ralf Darhendorf Toplumu kaç gruba ayırır? Cevap Bir yarı gruplar iki çıkar grupları 3 çatışma grupları. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi işlevselci kuramın önde gelen savunucularındandır? Cevap Wilbert Ellis Moore. Toplumu bireylerin grupların güç elde etmek için birbiriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerinin bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Çatışma kuramı. Max Weber'de karşımıza çıkan düzen ve ahlak kavramları Ziya Gökalp'te hangi kavramlarla karşılanır? Cevap, ulus ve terakki. Sabahattin Bey, aşağıdaki hangi siyasi partiyi hedef alan muhalif mektupları yayınlamıştır? Cevap, İttihat ve Terakki Fırkası. Gökalp'te karşımıza çıkan, toplumu birbirine karşılıklı bağımlı ve işlevsel bakımdan birbirini tamamlayan parçalardan oluşan, organik ve kendi içinde uyumlu bir bütün olarak gören toplum ve ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, korporatizm. Üç tarzı siyaset başlıklı eser aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir? Cevap, Yusuf Akçura. Sosyoloji, toplumsal eğilimin bilimi olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Talcott Parsons. Ziya Gökalp'in sosyoloji anlayışının kökeninde aşağıdaki sosyologlardan hangisi bulunmaktadır? Cevap Emily Durkheim. Yusuf Akçur'un tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği sorunlarımızdan kurtulabilmek için imkan dahilinde gördüğü üç tarzı siyaset aşağıdakilerden hangileridir? Cevap Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük tabakalaşmayı toplum hayatı için kaçınılmaz ve evrensel bir ön koşul olarak gören sosyoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, işlevselcilik. İkinci meşrutiyetten sonra sosyoloji alanında yapılan ilk tercümelerden biri olan Anglo-Saksonların Esbabı Faikiyeti Nedir? başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Edmund Damolos. Yokalpe göre aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez? Cevap: Kültür bir ulustan diğerine değişmez. Uygarlık ise toplumdan topluma değişir. Açık işlevler ve örtük işlevler ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Robert King Merton. Çatışma teorisinin beslendiği iki kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Karl Marx, Max Weber toplumun işleyişini canlı bir organizmanın işleyişiyle mukayeseli bir biçimde ele alan sistemin adı nedir? Cevap, işlevselcilik. Toplumları, kamucu ve bireyci toplumlar olmak üzere ikiye ayıran sosyoloğumuz aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Sabahattin Bey. Emily Durkheim ile şekillenip, Talcott Persons tarafından geliştirilen sosyoloji teorisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yapısal işlevselcilik. Yokalp'in Batı kapitalizmi hakkındaki düşüncesi nedir? Cevap, bazı yönlerini almamak koşuluyla alınması gerekli olan bir model. İşlevselcilerin hayatta kalmak için sürekli dengesini korumaya çalışan bir canlı organizma olarak toplum benzetmelerinin yanı sıra toplumu açıklamak için sistemler yaklaşımını kullanan düşünür kimdir? Cevap, Talcott Parsons. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. 1915'te İçtimaiyat Darül Mesaisi adı altında ilk sosyoloji enstitüsünü kuran kimdir? Cevap Ziya Gökalp. Persons'a göre toplumlar birbirinden oldukça farklı alt sistemlerden oluşan, hepsi birbiriyle karşılıklı ilişki ve bağımlılık içinde bulunan, bağımsız ve kendine yeten sistemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıda sözü edilen bu alt sistemlerin her birinin bir toplumun varlığını sürdürebilmek için yerine getirmesi zorunlu olan dört temel ihtiyaçtan biri değildir. Cevap: çatışma. Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu'ya ait bir kavram değildir? Cevap: örtük işlevler. Collins'a göre bütün toplumların peşinde koşacakları üç meta nedir? Cevap: servet, güç, saygınlık. Nesnel şartlar altında oluşturulan ancak bu şartların değişmesinden sonra bile devam etme eğiliminde olan, kazanılmış ve sürekliliği olan bir algılama, düşünce ve eylem şemaları sistemidir. İfadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır? Cevap: Habitus. Sosyolojik analizin toplumsal dayanışma ve değerler uzlaşısına değil, değişme ve çatışmaya yoğunlaşması gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ralf Dahrendorf çatışmanın köklerini tartışırken insanın psikolojisi ve duygularının oynadığı rol üzerinde çokça duran düşünür kimdir? Cevap Louis Gusser Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çatışma kuramı içerisinde değerlendirilemez? Cevap Emily Durkheim Esas itibariyle Simmel'in ifadesiyle toplumun atomları arasındaki etkileşim üzerine odaklanan bir toplumsal psikolojik bakış açısı olarak tanımlanabilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, sembolik etkileşim. Sembolik etkileşimciliğin ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Amerikan Birleşik Devletleri. İnsan zihninin işleyişi hakkındaki yorumlarıyla sembolik etkileşimci yaklaşımının temellerini atan düşünür kimdir? Cevap, George Herbert Mead. Goffman'ın sembolik etkileşimciliğe yaptığı başlıca katkı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, dramaturjik fikirler ve etkileşim düzeni. Aşağıdaki şıklarda verilen yazar eser ekol çiftinden hangisi doğrudur? Cevap, Erwin Goffman, gündelik yaşamda benliğin sunumları. Amacı, toplumu açıklamak, sosyal reformlar yapmak, Amerikan toplumuna sosyolojiyi tanıtmak olan ve Max Weber, Karl Marx'tan etkilenerek çatışma teorisini yönelen düşünür kimdir? Cevap: Bright Mills. Fenomenolojik sosyolojinin çıkış noktası nedir? Cevap: Edmund Husserl tarafından geliştirilen felsefi teori, insanın yaşantı dünyasının temellerini inmek ve onun özünü ortaya çıkarmak. 1960'ların sonu, 70'lerin başında Husserl'ın görüşleriyle Mead'ın görüşlerini birleştirerek fenomenolojik sosyoloji yaklaşımını geliştiren düşünür kimdir? Cevap: Alfred Schütz. Alfred Edmund Husserl'in felsefi görüşlerini George Herbert Mead'ın görüşleriyle birleştirmek suretiyle geliştirdiği sosyoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Fenomenolojik sosyoloji Bireylerin kendi günlük etkinliklerine verdikleri anlamlar üzerine yoğunlaşan sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Etnometodoloji Kadının özgürleşmesi için yalnızca erkenliğin yasal ve siyasal yapılarının değil, toplumsal ve kültürel kurumlarının da alt üst edilmesi gerektiğini savunan feminist görüş hangisidir? Cevap Radikal Feminizm Aşağıdakilerden hangisi Postmodernist teorinin özelliklerinden birisi değildir. Cevap: Postmodernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma, ayrıştırmadır. Doğa ile insanlar, madde ile akıl, fiziksel dünya ile sosyal manevi dünya arasındaki köklü ayrımlar bulunduğunu varsayan modelin adı nedir? Cevap: Kartezyen dualizmi. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez? Cevap Ralf Dahrendorf. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teorinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir? Cevap Düzenin nasıl tesis edileceği. Fiziksel yakınlıklarına, komşu hatta bitişik bulunmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler, kısacası birleştirici, bütünleştirici bağlar bulunmayan ya da yüzeysel ve geçici olarak bağlanan insan birikimlerine ne denir? Cevap, toplumsal yığınlar. Kültürel unsurlarının zamanla farklılaşıp yeni biçimler alması. Kültürel yozlaşma. Bir toplumun başka bir toplumun kültüründen etkilenmesi. Kültürel değişme. Kültürel unsurların değişme hızlarının birbirinden farklı olması. Kültürel gecikme. Yeni kültür ortamına ayak uydurmama. Kültür şoku. Yukarıda tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap alt kültür aşağıdaki isimlerden hangisi postmodernist teori içerisinde değerlendirilemez? Cevap Emily Durkheim Herhangi bir toplumdaki toplumsal tabakalaşma sistemi içinde genellikle bireylerin ama bazen grupların tamamının farklı konumlar arasındaki hareketine ne denir? Cevap Toplumsal hareketlilik Statü ve tabaka değiştirmenin çok zor olmakla birlikte mümkün olduğu tabakalaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yarı kapalı tabakalaşma. Aşağıdakilerden hangisi açık tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir? Cevap, verilmiş doğuştan gelen statülerin egemen olması. Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler adlı çalışma aşağıdaki isimlerden hangisine aittir? Cevap, Ziya Gökalp. Toplumsal tabakalaşmanın her toplumda görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar. Aşağıdakilerden hangisi temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir? Cevap, toplumsal grup. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal davranış kalıplarının değiştirilmesinin yöntemlerinden birisidir? Cevap, moda. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturur? Cevap, çeteler. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Ahmet Şuayb, Toplum Fikri'nin Esasları 1910 başlıklı eserinde Gabriel Tarde ve Emily Darkey'mi tanıtıp tartışmıştır.